Sevgili seyirciler, bugün tarih atlasında Kırım'ı, Kırım tarihi ve Kırım'ın yakın geçmişini şöyle bir geniş olarak inceliyoruz. Ne oldu, ne bitti, neden bu duruma gelindi? Gerçekten insanlar şu anda bunu merak ediyor, bugünkü vaziyete nasıl gelindiğini. Ve biz de biraz bunun 1770'lerden başlayan hikayesini bugüne kadar getirmeye çalıştık. Şimdi 1905 yılında Sovyetler Birliği daha yok ortada. Rus çağrılığında bir devrim bir bakıma meydana geliyor. Biz de 1908'de olana benzer bir şekilde çağır mevcut gidişata bakarak burada meşruti monarşiyi kabul ettiğini söylüyor ve bir meclis kurulmasını kabul ediyor. Duma denilen parlamento kuruluyor ve bu parlamentoya işte Kırımlılar'da bir şekilde işrak ediyorlar ve neticede 1905'in somut olarak üzerlerinde bıraktığı etki kendi kültürlerini, okullarını, dillerini geliştirebilecekleri bir ferahlama ortamı. Bu 1917'de ortadan kalkacak ama en azından bu ara dönemde bir takım adımlar atılmış. Şimdi bu adımların bence en önemlilerinden bir tanesi bu Kırımlı Müslümanların eğitim hayatını canlandıracak olan rüştiyelerin, ortaokulların hatta bir idadiğinin açıldığını da biliyoruz, bir lisenin açılması. Bunun için bir imkan sağlıyor çünkü o zamana kadar yalnızca ilkokullarda kısmen Türkçenin konuşulması mümkünken şimdi bu imkan dahiline giriyor. Ama bu defa da az önce de siz belirttiniz. Burada çalışacak öğretmenler, yetişmiş öğretmen yok. Bu açığı nereden kapatacaklar? İstanbul'dan tabii. İstanbul ile tekrar Kırım'ın kaderi burada birleşiyor. Evet. İstersen o süreci biraz konuşalım. Nasıl oldu? Ve bu hakikaten Kırım'daki Türklerin bilinçlenmesine, yeni bir bilinç kazanmalarına yardımcı oldu mu? Ve Rusların buna tepkisi ne oldu zaman içerisinde? Esasında tabii biz fazla olayı biraz büyütüyoruz. Sonunda Kırım'da 180 bin Tatar var. Yani bugün bir kasaba nüfusu kadar bile değil yani. Şimdi İstanbul'da bir semtinde evet değil mi 100 binlerce insan yaşayanlar var. Yani orada ama tabii Rusya'nın nüfus kesafetini göz önüne tutarak şimdi Rusya tabii çok yoğun bir nüfusu. Ruslar gene Kırım'da çoğunluktalar o dönemde de. Çünkü gelip yerleşmişler, bu güzel toprakları bırakmamışlar. Çünkü Çarlık asillere ve zenginlere toprakları dağıtmış. Kırım köylüsü topraksız kalmış. Göçlerden bir nedeni de bu. Türkiye'ye göçleri. Şimdi bu durumda İsmail Gaspıralı gibi birkaç aydın uğraşarak işte eğitim konusunda, basın yayın konusunda uğraştılar. Tabii okul açmak kolay değil. Bir maddi yönü var. Bir de hoca. Evet, malum bulmak lazım. Kendilerine yetişmiş eleman az. Rusya'da da fazla değil. Rusya'da kaynak olarak nereye alacaklar? Kazan, Urfa veya civarını alacaklar. Onların da dillere uymayacak bu sefer. Şimdi anlaşma sorunu olacak. Onun için en yakını, en iyi kaynak tabii İstanbul. İstanbul Türkçesine çok yakın konuştukları için İstanbul'dan gelecek hocalar onların bütün işlerini şey yapıyor. Fakat tabii bu çok kısa ömürlü oluyor. 1914'te savaş patlak verince zaten Türkiye ile veya Osmanlı ile ilişkiler tamamen kopuyor. Yasaklanıyor. Artık ne Kırım Tatarları buraya gelebiliyor ne Osmanlı tabasında olanlar oraya gidemiyor. Çünkü iki rakip, iki düşman ülke durumundalar. O yüzden de artık bu öğretmenmiş vesairemiş bu imkanlar da ortadan kalkıyor. Ve 17 malum devrim. Ondan sonra Kırım'da 2 yıllık bir
özerk. O özerklik gibi. Ben ya government bir şey ama. Yok, bir özerklik olmuyor. Yani şöyle özerklik, bir meclisler var. Milli Fırka denilen bir meclis, Kırım Tatarların bir meclisi var. Fakat onların yönetiminde pek fazla söz hakkı olmuyor. Tek Sovyetler Birliği döneminde Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulunca Kırımlılara bir takım haklar veriyor, Kırım Tatarlarına. Oranın asli halkı olma hasebiyle onların eğitiminde eğitim yapmalar, okulda Kırım Tatarcası, işte dergi çıkarma, pedagojik faaliyetlerde bulunma hakkı tanıyor. Fakat zavallı Kırımlıların kaderi öyle kötü ki işte Almanya ile savaş patlak verince Kırımlılar gene ortada kalıyorlar. Çünkü 41'de Kırım Almanlar tarafından işgal ediyor. Bu işgal 44'e kadar sürüyor ve 44'te Ruslar, yani Sovyetler tekrar Kırım'a girince bu sefer siz efendim Almanlarla işbirliği yaptınız diye bundan sürülüyorlar. Beşinci kol oldunuz. Evet, sürülüyorlar. Sürülünce de tabii darmadağın oluyorlar. Yani Kırım Tatarlarının o topraklarda doğru düz bir hayat kurup nüfuslarını artırma şansları, kendi kültürlerini yaşatma şansları kalmıyor. Bugün de bir acı bir durumdur ama bugünkü Kırım Tatar gençlerinin çoğu kendi dillerini bilmemektedirler. Çünkü bir eğitimden geçememişlerdir, bir şey alamamışlardır. Peki yani burada bir de şöyle bir şey de hani çuvaldızı kendimize batırmak ya da kendimizi onların yerine koyarak düşünmek. Yani hakikaten mesela Türkiye artık bugün yerel dillere işte Boşnakça televizyon var, bilmem işte Kürtçe var, bilmem Arapça var, değişik yani. Ve zaten olması gereken bir şeydi. Evet, yani Ermenice bir televizyon olmasını da isterim. Çünkü yani bu topraklarda yaşayan insanlar varsa onların da kendi dillerini konuşmaları, dinlemeleri, geliştirmeleri, eğitim görmeleri en tabii hakkıdır. Bu ayrı bir mesele. Ama mesela Kırım lehçesindeki o lehçeyi konuşmak isteyen insanlar için de bu şeyin, yani bir televizyon kanalı olmasa bile yani burada mı diyorsun? Vesaire, Türkiye'de evet. Bunun önünün açılması iyi olmaz mı? Yani iyi olur. Ya da buna rağbet gösteren olur mu? Yani bilmiyorum. Esasında tabii TRT'nin bir Avaz diye bir kanalı var. Fakat bu kanalda tabii sizin dediğiniz şey yapılmıyor. Yani sağdan sola. Çok Özbekçe, bilmem. Yani bağımsız cumhuriyetlerin dillerinde bazen yayınlar oluyor. Evet, dediğiniz en azından ne bileyim çok meraklı olan bir aile çocuğum yarım sınıfmasın. Mesela ben Almanya'da yaşıyordum. Almanya'da o zaman 70'li yıllardı. Alman televizyonunun bir kanalında yarım saat Türkçe programı olurdu. Hepimiz onun ekranına yığılırdı. Ama şu saatte cumartesi şurada olacak diye. Tabii böyle bir yarım saatlik bir program olsa ne bileyim ilgiyi artırabilir. İlgiyi yani artırabilir. Aileler ya biz unuttuk bari yani çocuklarımız unutmasın bakın dinleyin biraz kulak dolgunluğu olsun diyebilir. Belki diyebilirlerdi. Evet ama şimdi artık çok geç. Kırım'da mesela bu konuda çalışmalar da vardı. Kırımların yönettiği bir televizyon da vardı. Yani Kırım Haber Ajansı diye ajansları da vardı. Hı hı. Bu ajansla Rusça, Tatarca ve Türkçe haberler oluyordu. Ama onlarla bir diyalog kurulamadı galiba. Türkiye'de de böyle bir şey. Tabii Türkiye'de şu var. Yani ben burada bunu ifade etmek durumundayım. Biz her şeye Türkçe diyoruz. Hatta oradan kaynaklanıyor. Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Tatar Türkçesi. Evet, yani bu meseleye bir açıklık getirelim hocam. Ya yani bunlar Türkçe değil. Türkçeyi biz Türkiye'de konuşuruz. Şimdi ikimiz Türkçe konuşuyoruz. Evet. Ben Tatarca konuşmuyorum. Tatarca konuşsam seyircilerin %99'u anlamayacaktır. Yani şimdi bir şey dile yok demekle olmuyor.
Yani bu dillerin hepsinin edebiyatı var. Geçmişi var. Şiiri var, şairi var, yazarı var. Ciltlerle kitabı var, gramer kitapları yazılmış. Yani yok dersek olmuyor. Bütün bu coğrafyayı dolaşan, o insanlarla evet. konuşan, evet. bu işin ilmini yapan evet. birisi olarak evet. diyorsunuz ki... Çünkü birbirine Türkçe yakın... Türkçe bu topraklarda konuşuluyor. Evet. Diğer bu, deli farklı. Türkçe konuşuyorlar anlaşırız. Yalan. Üç kelime anlarsınız. Biz... Biraz kalınca az buçuk anlar gibi oluyorsunuz. Yani ben tamam. Özbekistan'da ya, falan yavaş yavaş anlamaya başladım. Anlamaya başlarsınız ama siz o dilde konuşamazsınız, o dilde yazamazsınız. Birkaç kelime söylüyorsunuz. Söylüyorsunuz. Ama. Merhaba, nasılsın falan, yemek falan filan. Ya Azerice'yi bile %100 anlamak mümkün değil ki aynı Oğuz grubunda ve bize çok yakın. Ama... Gidip orada kalmanız lazım. Bir müddet öğrenmeniz lazım. Ya yakın olması demek %100 anlaşırız demek değil. Evet. Ha, bunu ben yıllarca uğraşıyorum. Onun için şimdi konu açıldığı için söylüyorum. Bugün Tatar Türkçesi yoktur. Tatarca vardır. Kazakça vardır. Özbekçe, Kırgızca, Türkmence, Hakasça vesaire vardır. Yani biz bunlara Türk sıfatı ekleyerek bunları Türkçe yapamayız. Olmaz. Yani bu şeyden vazgeçmiyor. Türkolog arkadaşlarım kızacak bana ama benim ne olduğumu biliyorlar onlar. Ben meseleyi birleştirmek için söylüyorum. Çünkü bunu söylediğiniz zaman karşı taraf alınıyor. Bir de o var işin oynanıyor. Yani siz Türksünüz deyince adam diyor ki ben Özbeyim. Yani. Ne oluyorsun sen? Niye beni zor? Benim başımdan geçti. Marmara Üniversitesi'ndeyken bazı öğrenciler gelirdi. Onlara zorla Türkçe yaptırıyorduk. Türkçe de yetersiz. Siz bizi Türkleştirmek mi istiyorsunuz diye falan filan. Biraz cesur olanlar. Yavrum da dedim ben sizi Türkleştirmeye çalışmıyorum ama dersi anlamanızı istiyorum diyorum. Yani buraya gelmişsiniz. Türkçe ders göreceksiniz ve anlamanız lazım. Evet. Yani onun onu ayırmak lazım. Yoksa işbirliği ne güzel olur. Siz Türkiye tabirini kullandınız. Evet ben yani, Türkiye tabirini kullandım. Yıllarca bunu kullandım. Cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye'nin karşılığı. Evet Türkiye'nin karşılığı. Çağdaş Türkiye'ler. Niye? Çünkü Türk bizde anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağlarıyla bağlı olan herkes Türktür. Özbek buraya vatandaşlığı yok. O zaman nasıl Türk olacak? Yani siyasetten kaynaklanan bir şey. Ha efendim onlar da Türk. Yok. Değil işte. Yanlış biliyorlar onlar. Yanlış. Doğru. Ama onlar öyle kullanıyorsa buna en azından saygı göstermemiz lazım. Peki bu bizim onlarla kaynaşmamızın önünde bir engel oldu mu bu yaklaşım? Bu biraz emperyalist bir şey gibi. Evet yani, öyle oldu tabii. Yani şimdi niye bizden olsunlar? Yani onlar da kendi ayrı bir... Onların dedikleri şuydu yani bizim bir Rus ağabeyimiz var. Biz bir ikinci bir Türk ağabey istemiyoruz. Yani şimdi... Hepsinin kendine has bir milli gururu var, milli şuuru var, oluşmuş. Bu başarısızlığımızın altında bu mu yatıyor hocam? Yani başarısızlığı biraz romantik bir şekilde. Romantik ve tabii plansız, programsız. Mesela Sayın Demirel'in, efendim 10 bin öğrenci alalım. Yani canımız çıktı. Olmaz öyle şey. Böyle plansız şey alınmaz. O çocuklar sefil oldu. Çoğu gayri memnun döndüler. Ha. Ne oldu bu gayri memnun aleyhimize? Türkiye'nin aleyhine oldu. Yani biz sözde çok vaatlerde bulunuyoruz. Kırım Tatarlarına da vaatte bulunmuşuz. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Garibanlar buna inanırsa ne olacak? Biz kurtarabilecek miyiz Ruslar girince onları? Bakalım şimdi. Hadi kurtaralım bakalım. Ya bir Kırım Tatarı bile ölse bunu söyleyelim vebali olur. Yani o yüzden bence... Pasifik'ten Çin Seddi'ne. Ya, o yüzden Rusya'da başımız derde girdi. Yani gerçekçi olursak her iki tarafın da menfaatine olur diyorum ben. Evet. Peki hocam Mesut Işık
adlı seyircimiz hayırlı yayınlar demiş, biz de teşekkür ediyoruz. Rusya'nın Kırım üstünde ne çıkarı var ve Ukrayna'ya nasıl bir zararı var herhalde bu son gelişmelerin. Evet. Bunun için teşekkür ederim diyor. Bu soruyu da cevaplandıralım. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Şimdi şöyle, Rusya'ya ne faydası olur? Rusya topraklarını genişletmiş olur. Ayrıca 1956'da kaybettiği bir bölgeyi tekrar, yarımadayı tekrar kazanmış olur. Karadeniz'in tam ortasına kadar gelmiş olur. Tabii çok stratejik bir yerde Kırım. Şimdi Rus donanması bu sefer bütün Kırım sahillerine yerleşebilecek. Yani tahakkümünü daha iyi kurabilecek ve Kırım Kırım hem stratejik anlamda hem doğası anlamında turizm açısından çok mühim bir yer. Yani ve ilerisi için Rusya'nın buraya hakim olması bütün Karadeniz'i daha iyi gözetebilmesi açısından önemli. Evet. Karadeniz'e hakim oluyor. Hakim olacak. Yani tekrar bizimle tamamen bir sınır, deniz sınırı olacak ve diğer şeylere, diğer ülkelerde Karadeniz'e sahil olan Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere de şey olacak. Evet. O yüzden kazancı olacak Rusya. Rusya evet. Şüphesiz. Hem maddi hem gördüğümüz gibi şu anda getirebilirsek yani Karadeniz'in ortasına kadar neredeyse inmiş oluyor. Yani bizim Sinop'un neredeyse burnunun dibi gibi. Çünkü yani. Çünkü bir de enerji hatları konusunda da eli rahatlayacak. Şu boru hatları geçiyor daha Karadeniz'e. Şeyden, daha da şey yakınlaşmış olacak. Ve ayrıca bu bölgede artık Ukrayna'nın sessiz edası. Tabii Ukrayna'nın yine Karadeniz'e sahili olacak ama bu çok önemli bir Kazak Denizi'nde orada manipüle etmiş olacak. Şey olacak. Ukrayna için kayıp ne? Ukrayna için kayıp tabii bir maddi kayıp, iki prestij kaybı. Tabii. Yani ayrıca Rusya ile bir düşmanlık nedeni olacaktır ve bu düşmanlığı çözebilmesi için ne gücü var ve onu destekleyecek şu anda Avrupalı ülkeler gözükmekle birlikte ama bir çatışma anında Ukrayna'nın yanında olacak ülke kalmayacak. Ortadan ikiye bölünme ihtimali bölünme var. İhtimali Batı var. Ukrayna şey, ayrı, çünkü, Doğu Ukrayna ayrı olacak etkisinde. Çünkü orada Rusya'ya yakın gruplar var. Hem Ruslar var hem Ukraynalıların bir kısmı. Çünkü daha önce bahsettim galiba kiliseler farklı. Evet, Kiev, Ukrayna Milli Kilisesi var. Evet, Kiev Ortodoks Kilisesi var. Bir de Moskova'ya bağlı Ortodoks Kilisesi var. Yani Ukraynalar kendi aralarında da ayrılmış. Zaten tarih boyunca da o Batı Ukrayna ile Doğu Ukrayna hiç birleşmemiş. Yani hep iki ayrı. Hani Ukrayna'nın parçalanması da bu sürecin arkasından. Esasını başında da Ukrayna'da bir de ben Ukraynalarla görüştüğümde sözünüzü bir de unutmayın. Şöyle soruyordum ben insanlara. Ya bizim kafamızda hani siz de sarışınsınız beyazsınız. Ruslar da beyaz. Yani sizin için Rus ne demek? Evet. Ben hiç unutmuyorum. Bir orada bayan öğretmen şunu söyledi. Düşman dedi. Yani Rus için bu kadar keskin bir ifadeyi ben başkasından duymamıştım ama Rus bizim için düşman demektir. Şimdi öbür tarafta demek ki Ukraynalı aynı şekilde yani böyle görüyor. Dolayısıyla orada hakikaten bir ortadan ciddi bir sorun var. Bölünme tehlikesi var Ukrayna için. Çünkü Ruslar Slav Birliği'ni oluşturamadı. Tersine bir sürü düşmanlar elde etti. Çünkü bir sürü bu bölgeleri işgal etti. İşgal ettiği için düşman oldular. Yalnız şu var.